Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa süre önce Azerbaycan'a yönelik yaptığı suçlamaların ardından Ermeni ordusuna savaşa hazır ol emri verildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan ordusuna saldırı düzenlediğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Goris ilinin Hazinevar ve Basarkeçar ilinin Güneşli yerleşim yeri bölgelerindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Hacılar ve Daşkesen ilinin Tazekent yerleşim yeri bölgelerindeki mevzilerine saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun bahsi geçen yönlerde bulunan birimlerince yeterli müdahale tedbirleri alınmıştır denildi. Diğer yandan Ermenistan'ın iktidardaki Sivil Anlaşma Partisinden milletvekili Georg Papoyan, Ermenistan ve İran'ın karşılıklı ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmayı planladığını belirtti. Bu sayının ilk 8 ayda %43 arttığını belirten Ermeni vekil, Ermeni tarafının gündeme getirdiği sorunların hızla çözülmesi halinde 1 milyar doların kolay ulaşılabilir bir gösterge olacağını söyledi. Rapoyan, İran'ın Basra Körfezi'nden Karadeniz'e bir koridor açmayı planladığını, bu projenin önemli düğümlerinden birinin Ermenistan'ın Zengezur bölgesinden geçen kuzey-güney koridoru olacağını hatırlattı. Ermeni vekil, İran hükümeti ve şirketleri kuzey-güney koridorunun belirli bir bölümünün inşasıyla ilgileniyor. Bu konuda görüşmeler yapıldı ve yapılacak. Ermeni hükümeti İran tarafını desteklemeye hazır dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanı eski danışmanı ve Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Ulusal Güvenlik Başdanışman Yardımcısı Pogosyan, İlham Aliyev'in Zengezur ve Karabağ için ne dediyse her şeyin olacağını söyledi. Pogosyan, mevcut Ermeni hükümeti utanç ve savaş arasında seçim yapıyor. Bu hükümet okuma yazma bilmiyor ve Churchill'in ne dediğini anlamıyor. Utanç ve savaş arasında seçim yaptığınızda, hem savaş hem de utanç alırsınız dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahan Haçaturyan, Karabağ konusunda alınan kararların Ermeni tarafının isteklerini tatmin etmeyeceğini, çünkü jeopolitik ve bölgesel durumun değiştiğini belirtti. Haçaturyan, "Gerçekten zor bir dönem. Artık her şey belirleyici bir aşamaya girdi. Bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığı ve Karabağ sorununun çözümü ile ilgilidir. Doğru kararlar vermemiz için gerçekçilik gerekiyor." çoğu durumda isteklerimizi yerine getirmeyecekler ancak isteklerimizden vazgeçtiğimiz için değil jeopolitik ve bölgesel durum değişti ve bunu takdir etmeden edemiyoruz her şey çok hızlı değişiyor dedi Diğer yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Aliyev, taziye mesajında Bartın ilinde madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi son derece sarstı. Bu trajedi ile ilgili acınızı paylaşıyor. Size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum dedi. Öte yandan İran, Güney Azerbaycan'da Türk gençlerini öldürmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Güçleri, Güney Azerbaycan'ın Erdabil Şehit Lisesi'nde 16 yaşındaki bir Türk kızı öldürdü. Türk gencinin okuduğu lisenin müdürünün öğrencilerin görüntülerini çekerek İran ordusuna ihbarda bulunduğu belirtildi. Devrim muhafızları ordusunun bölgede dört farklı kız lisesine saldırdığı, onlarca kız öğrenciyi döverek tutukladığı, öğrencilerin durumuna ilişkin bir bilginin olmadığı kaydedildi. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 234. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savunma kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde Rus ordusunun saldırılarını başarılı şekilde püskürttüğünü belirtti. Hava kuvvetlerinin Rus ordusu mevzilerine 30 saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 25 bölgenin yanı sıra düşmanın 3 uçak savar füze kompleksi imha edildi. Ayrıca hava savunma birimlerimiz 9 insansız hava aracını düşürdü. Füze birlikleri ve topçular, 4 kontrol noktası, 15 insan gücü, silah ve askeri teçhizat yoğunlaşma alanı, 12 mühimmat deposu vuruldu denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak 64.700 Rus askerinin öldürüldüğünü, 2524 tank ve 5179 zırhlı aracın da imha edildiğini bildirdi açıklamada 1582 topçu sistemi, 365 çok namlulu roket atar sistemi, 186 hava savunma sistemi, 268 uçak, 242 helikopter, 1210 insansız hava aracı, 316 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 39651 adet çeşitli modelde askeri araç ile 142 ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay ayrıca, ağır yaralı Rus askerlerinin ölüm oranının %50'den fazla olduğunu açıkladı. Açıklamada, yüksek oranın düşük kaliteli tıbbi bakım ve Rus komutanlığının ağır yaralıları Rusya'ya tahliye etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını belirtildi. Genel Kurmay Başkanlığı yerel sakinlere atıfta bulunarak, çok sayıda yaralı askerin Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarındaki tıbbi tesislere kabul edildiğini ve bazı durumlarda sivillerin yatak yetersizliği nedeniyle geri çevrildiğini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, son iki hafta içinde Ukrayna'ya seferber edilmiş Rus yedek birlikleri konuşlandırıldığını belirtti. Konuşlandırılmış birliklerin teçhizatının eksik ve yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, pek çok yedek askerin muhtemelen kendi vücut zırhlarını, özellikle de kişisel ekipman programının bir parçası olarak birimlerle savaşmak için genel olarak kullanılması amaçlanan modern 6B45 yeleklerini satın almaları gerekiyor. Bu yeleklerin fiyatı Rus alışveriş sitelerinde Nisan ayında yaklaşık 12.000 rubleden 40 bin rubleye çıktı. 2020'de Rus makamları Rus ordusuna 300 bin set Ratnik vücut zırhının tedarik edildiğini ve bu zırhın şu anda Ukrayna'da konuşlanmış olan kuvveti donatmak için yeterli olduğunu duyurdu. Yaygın yolsuzluk ve zayıf lojistik, Rusya'nın Ukrayna'daki düşük performansının altında yatan sebeplerden biri olmaya devam ediyor denildi. New York Times gazetesi ise Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana 6 bin parça ekipman kaybettiğini yazdı. Haberde, Washington'un Rusya'nın dizel motorları, helikopter ve uçak motor parçaları ve zırhlı tankları için kritik tedarik eksikliğini Mayıs ayı başlarında tespit ettiği bildirildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberliğini yaklaşık iki hafta içinde sona ereceğini duyurduğu, muhtemelen 1 Kasım'da başlayacak olan normal sonbahar zorunlu askerlik döngüsü için bürokratik serbest bırakacağı kaydedildi. Putin'in sonbaharda askere alınan askerlerin bir miktar eğitim alması ve 2023'te Rus muharebe gücünü geliştirmek için ek birimler oluşturması için Rusya'nın cephe hatlarındaki boşlukları doldurmaya yetecek kadar seferber edilmiş personel niyetinde olabileceği aktarılan açıklamada, Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Belarus bilgi alanında Başkan Lukashenko'nun bir terörle mücadele operasyonu rejimi başlattığı yönündeki alarmist raporlara rağmen, Belarus'un Ukrayna'yı işgaline yönelik hiçbir hazırlık belirtisi gör mediklerini yinelemeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya karşı daha büyük çaplı saldırılara şu anda ek bir ihtiyaç olmadığını belirtti denildi.